Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Yücel. Bu eğitim videomda sizlere kahve fincanı modellemeyi göstereceğim. Öncelikle front görünüşüme geçiyorum. Line seçeneğime tıkladıktan sonra fincanımızı çizmeye başlıyorum. Çizim işlemini bitirdikten sonra Modifier List'ten Line'ın Vertex seçeneğine geçiyorum. Ve burada bulunan keskin kısımlara Fillet uygulayarak somutlaştırıyorum. Ardından Modifier List'ten modelime latte komutunu uyguluyorum. Latte komutunu uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza bir görüntü geldi. Latte komutunun Align seçeneğinin hemen altında Maximum seçeneğime tıkladığımda görüntümün daha düzgün bir hale geldiğini görebiliyorum. Yine Line seçeneğini tıklayarak Vertexler üzerinde oynama yapıyorum ve fincanımın daha kaliteli bir şekilde görünmesini sağlıyorum. Ardından left görünüşe geçiyorum. Fincanımızın kulp kısmını modellemeye başlıyorum. Bunun için yine line çizgimi kullanıyorum. Line çizgimiz ile kulpunu çizdikten sonra yine keskin yerlere fillet ile smoothlaştırıyorum. Çizgi kısımlarını, çizginin vertexlerini seçiyorum. Gördüğünüz gibi fillet uyguluyorum. Vertexlerde oynayarak daha smooth hale getirebiliriz. Ve modelimiz daha kaliteli bir şekilde görünebilir. Kulp kısmını çizdikten sonra modelimi seçiyorum. Oluşturmuş olduğum fincan kısmını seçiyorum. Sağ tıklayarak Convert to Editable'dan Convert to Editable Poly'ye çeviriyorum. Ardından poligon seçeneğime tıklayarak burada bulunan poligon kısımlarını seçiyorum. Daha sonra Extrude Along Spline seçeneğime tıklıyorum ve benden bir line çizgimi seçmemi istiyor. Buradaki fincan kulpunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi fincanımızın kulp kısmı da oluşmuş durumda. Ardından modelime mesh smooth uyguluyorum.
Modifier listen modelimize mesumut uygulayacağız. Modelimi seçtikten sonra modifier liste geliyorum ve mesumut uyguluyorum. Mesumut'un iteration değerini artırıyorum ve daha somut bir şekilde görünmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi fincanımızı modelledik. Ardından istediğimiz materyali atayalım. Ben daha önce oluşturmuş olduğum materyallerden atıyorum. Fincanın iç kısmını beyaz yapmak istiyorum. Bunun için tekrar fincanın editable poly kısmına gelerek fincanın taban kısmında bulunan poligonların birkaç tanesini seçiyorum ve grow diyorum. Ardından yine materyal editöre geliyorum. Beyaz bir materyali fincanımızın iç kısmına atıyorum. Tekrar mesumut kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar fincanımızı modellemiş olduk. Ben daha önce fincanın alt kısmını da modellemiştim. Siz de istediğiniz şekilde alt kısmını modelleyip fincanınıza uygulayabilirsiniz. Bu eğitim videomuz burada sona erdi. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere.